Bu videoda informative line yani bilgisel çizgi nesne makrosunu tanıyacağız. Ulaşmak için boş bir yerde sağ tıklayarak Creation tabının altında Informative Objects toolbarını açalım. Burada soldan dördüncü makro olan ikon Informative Line'a aittir. Ya da F3'e basarak Informative Line yazarsak yine bu makroya erişebiliriz. Bu makroyu girmek için bizden iki nokta istemektedir. Birinci nokta başlangıç noktası yani start noktası. İkinci nokta ise bitiş noktası yani end noktası olarak geçer. Çift tıkladığımızda başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatlarını görebiliriz. X de başlangıç noktasının X, Y ve Z noktalarını ya da bitiş noktasının X, Y ve Z değerlerini görebiliriz. Bu koordinatlar lokal eksene göre tanımlanır. Yani koordinat sistemimizi değiştirecek olursak buradaki koordinat tanımları da lokal eksene göre yeniden güncellenecektir. Koordinat sistemimizi globale geri alalım. Plandan bakalım şimdilik. Dikkat ettiyseniz başlangıç ve bitiş noktalarından belirli bir uzama miktarı görmektesiniz. Bu uzama miktarını extension adlı değeri değiştirerek kontrol edebilirsiniz. Eğer hiç uzama istemiyorsanız 0 diyebilirsiniz. Ya da girmek istediğiniz uzama miktarını bu alan negatif değerleri, eksi değerleri kabul etmemektedir. Girdiğiniz zaman size bir uyarı verir. Eğer başlangıç ve bitiş noktasına farklı değerler girmek istiyorsanız buradaki kutucuğu işaretleyerek burayı da aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda uygularsam başlangıç noktasından hiçbir uzama yapmaz ama bitiş noktasında 1000 birimlik uzama görürüz. Ya da burayı da şimdilik 0 yapalım. Ayrıca bu çizginin tipini değiştirebiliriz. Şöyle ki düz bir çizgi yapabiliriz. Kesikli bir çizgi yapabiliriz. Ya da bir çizgi iki nokta. Çeşitli versiyonları var. Bunlardan bize uygun olanı seçebiliriz. Ayrıca bu çizginin kalınlığını değiştirebiliriz. Kalın bir çizgi elde etmek için. Ya da ölçeğini değiştirebiliriz. Buradaki aralığın ne kadar geniş olduğunu. Böyle dersek çizgilerimiz ve noktalarımızın boşluklarımızın mesafesi artar. Bu tamamen görselliğe yönelik bir harekettir. İsterseniz rengini de değiştirmeniz mümkündür. Tabii ki bütün informative objects'lerde olduğu gibi yani bir bilgi girmemiz için bir yer vardır. Buraya yazdığımız bir bilgi yine bu makro içinde kaydedilerek projede başka bir çalışan tarafından ulaşılmasını sağlar.